Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 28 Şubat Salı günü, depremin 22. günündeyiz. Adıyaman Gölbaşı ilçesinde ilçe afet koordinasyon merkezi önündeyiz. E-Devlet'e girip binalarının hasarını kontrol eden vatandaşlar, eğer E-Devlet'te hasarsız ve az hasarlı ibaresini görüyorlarsa bugünden itibaren herhangi bir duyuruya gerek kalmadan binalarına girip oturabilirler arkadaşlar. Tekrar ediyorum, E-Devlet'e girip binanızın hasar tespitini kontrol ettiğiniz zaman eğer sizin binanızla ilgili hasarsız veyahut az hasarlı ibaresini görüyorsanız binanıza girip oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir merkezi duyuru yapılmayacakmış. Herhangi bir yerden duyuru falan ilan yapılmayacakmış. Normal siz binanıza girip bakıyorsunuz, eğer herhangi bir hasar yoksa veyahut az bir hasar varsa siz binanıza girip artık oturabiliyormuşsunuz. Bu az hasardan kasıt ne? Binanın taşıyıcı kolonlarında herhangi bir sıkıntının olmaması. Örnek veriyorum, sadece duvarında, tuğlasında çizik olur, boya kalkması olur gibi böyle ufak tefek hasarların olması demekmiş. Önemli olan burada taşıyıcı kolonlarda herhangi bir hasarın olmamasıymış. Eğer yetkililer gelip binanızı kontrol ettiyse ve binanızda herhangi bir hasar yoksa veyahut binanız az hasarlı ise herhangi bir duyuruya gerek kalmaksızın siz de girip kontrol ettikten sonra herhangi bir problem görmediyseniz girip oturabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Tabii görevliler şunu da bize söylüyorlar. Bina hasarsız olabilir veyahut az hasarlı olabilir. Ama yine de vatandaşlar girsin, kendi gözleriyle de baksın. Eğer taşıyıcı kolonlarda herhangi bir sıkıntı görünüyorsa yine gelip bize buraya itiraz edebilirler. Bizim buradaki görevli arkadaşlarımız ilgili binaya giderler, gerekli tespitleri yaparlar. Ona göre tekrardan bir değerlendirme yapılabilir diyor arkadaşlar. O yüzden eğer binanızla ilgili az hasarlı veya hasarsız diye bir ibare varsa E-Devlet'te herhangi bir duyuruya gerek kalmadan girip binanıza oturabilirsiniz. Şunun da altını çizmekte fayda var. Tabii yine depremler oluyor. 2 gün önce Malatya Yeşilyurt'ta 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. İnisiyatif tamamen vatandaşın kendisinde. Tüm bunları göz önünde bulundurup binanıza girip oturup oturmamaya kendiniz karar verebilirsiniz arkadaşlar.